Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kardeşim Özgür'le birlikte. Selamlar. Nasılsın, iyisin? Allah aşkına size sormalı. Çok şükür. Burası manyak kafe olur ha nargile. Tam leş dükkanı ha, baksana ne kadar tamam. Eski. Burada kim gelir? Zaten park yer sıkıntısı herkes var. Herkes gelir. Karnımızı birazcık doyduralım. Acıktık evet. Bugün ne yiyor? Ben uyuyorum. Gelmişken Libanon snack'e uğrayalım. Tamam. O değil de Tarık gelmedi değil mi? Tarık gelmedi evet. Yunan'a mı gitsek yoksa? Ben Yunan'da yemem. İyi hadi bakayım. Oftaj ne diyormuş şu an? Tabii canım. Vallahi de. Böyle mi gideceğiz Galatasaray? Aga şuradan geçsene. Buradan mı? He, direkt oraya geçersin. Bir daha geri mi yürüyeceksin? Bak Hintliler de bence var. Yemekten sonra bir de pedikür, manikür. Pedikür, manikür mü? Ha, zaman yeterse iyi olmasın. Tırnaklar almış başını gidiyor. Bakalım. Yok, kesmiş. O değil de harbi Tarık nerede ya? Ben ne bileyim abi ya. Aradın mı bugün bir daha? Yok, geçenliğini aradım. Çıkmadı. Geri dönme de dönmüyor. Bu ne ya? Dışarıda resmen dolabı çakmışlar. Satıyor mu? Ne yapıyor bilmiyorum. Sebze meyve satıyorlar resmen baksana. Kilo. Aa, zaten kiosk olmuş baksana. Her şey olmuş. Ana, Yunan lokantası. Aynı ya Yunan. Market olmuş resmen. Market olmuş. Baklavaki yiyebiliriz zaman. Ne isim çakıyor bunlar ya? Yok neymiş baklavayı onlar keşfet. Yani. Neyse politikaya girmeyelim. Hiç. Hiç karıştırma oraları. Evet geldik. Libanon snack'e geldik. Bence var ya karışık. Yenir. Karışık alalım. Hepsinden biraz bakalım biraz. Neler var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abi fümüş bitte ein oriental mix tela. Şaf, sesam und recht. Yes. Sen yiyorsun bitte. La o değil de. Ha. Sende de mi yok? Şaf ben de yoklandım kaldı. Resmen para unuttuk ha. Vallahi ben de yoklandım şimdi baktım 10 euro var. Şeker çıkıyor, kablo çıkıyor, para çıkmıyor. Bunu da bilin yani Berlin'de geziyorsanız, yemek yiyecekseniz kesinlikle para bulunsun yanınızda. Kart geçmiyor. Çoğu yerlerde yani şimdi küçük yerlerde kart geçmiyor da bazı büyük lokantalarda bile geçmiyor. Evet. Neden? En büyük düşman işte. Bir şey olmaz ya. Şu an her yeri çekiyor mu? Her yeri. Yok yani kamerada çekiyor mu şu an neden? Şu an senin burnunun deliğini bile çekiyor. Aa, pis uyuz oldum ha. Evet. Yemeğimiz geldi. Başla, soğutmayalım. Tabağa neler geldi? En sevdiğim Arap turşusu. Çok severim. Harbiden. Çok güzel oluyor. Tuzlu değil mi bayağı? Evet, bayağı tuzlu oluyor. Yuvarla hadi yuvarla. Yuvarlayacağım. Az buçuk salatamız var burada. Humusumuz var. Aynen. Ezme. Döner etine benzeyen şavarma eti. Tavuk eti değil mi? Tavuk etinden yapılıyor. Falafillerimiz. Susam sosumuz. Bir de acı sos. Aynen. Afiyet olsun. Patates kızartmasından yol açmak isterim. Çünkü bilindiği üzere her yerde patates kızartması var. Ama çoğu yerde de güzel olmuyor. Acı sosun tadına bakalım. Afiyet olsun. Acı tavuk sos güzel. Tavuk güzel. Kıvanında. Acı sos değil mi? Evet. Acı soslar güzel. Hafiften genzi yakıyor. Sen ne zaman geldin buraya son kez? Ben buraya birkaç yıldır gelmemiştim. Bayağı 5-10 senedir gelmedim. Benim son kez ne zamandı biliyor musun? Korona zamanında. Tavuk eti harbiden güzel bak. Falafel'e bakalım. Oh. Bunları da hep taze yapıyorlar ha burada. Evet. Falafel'leri hep sipariş girdiği gibi yapıyorlar. Çok güzel. Çok leziz. Hafiften de acı sosa bandırdık mı? Ben hepsini karıştırıyorum bak. Acı, susam. Ben bir de şavarmayı ekmeğin içine kendim doldurduğum zaman da çok hoşuma gidiyor. Diyetteyiz bugün o yüzden. Şu an hangi taraftayız? Temple of Semple. Arap dükkanları burada fazla yok. Yok burada fazla yok. Dönerciler çok var. Geçenliğin Bahadır abiyle Zonali'ye git. Orada zaten %90. Ama var ya inanılmaz güzel tatlı dükkanlar var orada. Adamlar gerçekten güzel yapıyor. Humus'tan ne diyorsun? Humus'un tadına baktın mı? Hı? Humus gayet güzel, başarılı. Biraz ben humus biraz daha katı seviyorum. Aynen. Çok. Ve biraz daha yağ üstünde olduğu zaman seviyorum. Zeytinyağı patlatmak lazım. Aynen. Limonu çok gibi geldi bana. Ama işte herkesin damak tadı farklı. Tabii şimdi mezede senin eline kimse su dökemez. O yüzden. İyi gidiyoruz kıza vallahi. Sene kaçtı? Sene 2004. Yok 2005-2006 olması lazım. 2006 senesi ben ehliyetimi yaptım. Senin arabayla dağıtım yapıyorduk. Bu arada yaşımı da söylemiş olduk. Bir şey olmaz. Oo, salataya da ne? Sos patlatmışlar. Sosu güzel ha salatanın bak. Bunu da bölüşelim. Bölüşelim. Harbiden güzel falafel. Sadece benim için eksik kalan onu da söyleyebilirdik aslında siparişte. Sosu biraz bol koymaları.
Özgür o değil de buradan sonra nereye geçeceğiz? Memlekete doğru geçeceğiz. Türkiye iç sınırları içerisine. Nereye? Yakında neler var? Burada gerçekten doyma imkanımız çok fazla var. Dönerci var çoğunlukla. Ondan sonra kahvaltı salonu var ön tarafta. Meyman Gurme. Orası da çok güzel. Kahvaltı veriyor mesela. Yemek de çok güzel veriyorlar. Pizza çeşitleri var. Biraz daha yukarı doğru gidince Berlin'de en favorize ettiğim dönercilerden bir tanesi var. Kim? Mehmet abi. Orada döneri sossuz yiyeceğim. Nerede ya? Caminin yanında. Ha, Marie Döner. Mükemmel bir döner yapıyor. Abimizin el lezzeti çok harikadır. Onu o zaman bir dahaki videoda. İnşallah. Bugün bir o zaman şey meymana geçelim bunu bitirip de. Hadi birazdan görüşmek üzere. Etini az koymuş ya. Şeysi güzel ama ha. Patates kızartması güzel. Ya, ben bu turşuya bayılıyorum ya. Ye. Bugün varız yarın yoğuz. Çekim bitti mi şu an? Yo. Duydun mu? Daha yolun başındayız. Tamam şimdi o zaman Melemen'e mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Lan nasıl istersen dediğim gibi orada karşıda bak pizzacı var. Pizzacı? Boş ver pizzayı şimdi ya. Ondan sonra gözlükçü var. Gözlükçüye gidelim. O zaman karşıya geçelim bizim Meyman'a doğru gidelim. Meyman'da he ben de Menemen diyorum ya. Ama şimdi kahvaltı yapmayız herhalde. Yok ya. Onların bir özel yemeği var kesin. Kesinlikle vardır. O yüzden mi? Gidelim Meyman bakalım. Meyman Special falan. Meyman Special. Geç lambayı geçelim. Karşıda Meyman zaten geldik. Ha Vodafone'da varmış. Evet, siparişi telefonla vermek istersen. Yemekten sonra, yemekten evvel. Nasıl isterse. Bana bak, tatlıyı burada ama yemeyelim. Tatlı olsa bile, tatlıyı başka bir yerde yeriz. Olur. Şimdi bir meymana dalalım. Aklında bir yer var, orası da sürpriz olsun. Ciddi mi? Kesinlikle. Şunu çekelim şuradan ya. İşte her zaman konuştuğumuz mesele, Almanya'da servis yok. Kimdir ne zandır duruyor burada. Ne yazık ki her yerde Almanya'da böyle. O değil de garson resmen diyorduk ki dışarısı kapalı. Servis yok dışarıya, soğuk diye. Oh, harbi kaç derece ya? Soğuk değil ama ya. Hani menü gelmedi? Geldi. Geldi mi? Hayır chef. Hayır. Na klar. Danke schön. Kollege kommt gleich, ich darf leider nicht mehr. Aber ihr könnt ja schon mal schauen. Ich danke dir. Danke dir. Vay. Bence kahvaltıyı direkt transit geçelim. Kahvaltıyı bir bas gitsin ya. Bu ne lan? Ne kadar kahvaltı sayfası var? 11. sayfaya kadar kahvaltı resmen. Yani doyana kadar yiyebilirsin burada. Aha 12'de bowls diyor. Çorba. Denemedim henüz burada. Tavuk sebze. Bir şey diyemem. Neyi? Çorbalarını. Çorba mı? Evet. İyi hadi bir tane tavuk alalım. Ya boşver çorbayı şimdiki ya. Çorbayı bence de boşver. Kumpir var hiç benlik bir şey değil. Sen kumpiri seviyor musun? Kumpiri dönem dönem Türkiye'de seviyorum. Ciddi mi? Burada yemiyorum da. Benlik hiç değil ha. Salata diyor. Pizza diyor. Tamam ben buldum. Özür. Ne buldun? Tavuk şnitzel yiyelim ki zaten burada da herhalde kesinlikle. Ürünler. Kesinlikle değil mi? Başka ne var? Saç tavuk var. Yok ya bir tavuk şnitzel yiyelim. Bunu da her yerde bulamıyoruz yani. Tamam. Helal olarak bulamıyoruz. Ön öğün olarak bruschetta falan sipariş eder. Tamam. Söyleyelim mi? Bakıyorum şu anda dikkatimi bir tane spesyalleri çekti. Ona bakalım mı istersen? Hangisi? Foca spesyal. Focaccia. Focaccia. Tamam. Ondan da bir tane olsun. Oh içerisi de var ya mis gibi sıcak da ha. Tarık duydu herhalde seni. Harbiden mi? Ciddi olamazsın. Selamünaleyküm. 2 saniye bekle eşof tutacağım. Zu, einmal bitte diese Focaccia. Focaccia. Aynen. Yes. Diese genau. Einmal davon. Bir de baksana 61 an resmen. und einmal Schnitzel teller bitte. Genau. Mit Pommes. Was haben wir noch zur Auswahl außer Pommes? Bratkartoffel oder Bulgur Reis. Bratkartoffel mi, Bulgur mu? Karar veremedim. Bulgur olsun ya. Bulgur olsun. Bulgur bitte. Bulgur, ja. Ja. Und zweimal große Chai bitte. Vielleicht danke dir. Focaccia Spezial, ja. Schnitzel mit Bulgur und zwei Chai. Eine. Ein Chai? Nein, zwei Chai. mit ein Strohhalm. Ja. Bakalım haydi. Bizim bugün gelemeyen arkadaş ne diyor? Şunun bir sıfatını görelim ya, bir video çaksana şuna. Dayımın oğlu. Neredesin lan sen? Az önceki tabağa fiyatını görünce. Harbiden ha fiyatını hiç söylemedik. Kaç? Bye bye. Ooo. Efendim die Mitte abi. Focaccia Spitze einfach in die Mitte. Aynen. Dankeschön. Ich danke dir. Kann ich bitte noch ein Chai haben? Ich auch gleich. Zwei. Ja. Evet. Özgür. Efendim. Resim zamanı. Şimdi geldi bizim siparişlerimiz. Geldi de seni pardon. De çekeceğim ben şimdi. Ha. Sen ikisini de tutacaksın tabaklarında. İkisini de tutacağım. Tutacaksın da düşmesin bak. Düşürmem. Oh mis gibi bak. Sırıtsana la. Lan sırıt. Tamam. Başlayalım Özgür. Dal. Et, balık, kelle. Dal soğumasın. Bunlar yenir elle. Şundan başlayalım. Ya boş ver şunu ya Allah aşkına.
diyorsun. Yeriz de böyle. Ben inan ki ben ellen dalacağım ya. Uğraşamam şimdi. Deneyelim o zaman. Mantar gördüğüm gibi zaten kafayı yiyorum. Baksana da. Taze mantar. Evet. Pizzanın bir küçük boyu. Gerçekten çok leziz. Harbiden güzel ha. Hop. Harbiden güzel. Domates uymadı ama salataya bir sostan bir bakayım. Dene. Sosu güzel. Şuraya bakarsan mesela içinde nar var. Değişik değişik salata yaprakları var. Evet. Salatalık var, domates var, sos var. Yani gerçekten salatası çok zengin. Buna ben 10'dan 8 rahat veririm. Verilir evet. Gel gel. Bakalım. Tavuk şnitzel'e bakalım. Bu da mantar soslu. Diyorsun. Özgür, şunun tadına bir bak. Bismillahirrahmanirrahim. Abo. Tavuk eti var ya yumuşacık, pamuk gibi. Sosu da müthiş. Neyle yapmışlar? Et eriyor. Evet. Harbiden. Helal olsun. Şuraya bak ya. Bulgurumuza da bir bakalım. Ya bu arada da çatalla yemeği hiç sevmiyorum. Kaşık olsa da. Tuz da eksik ne yazık ki. Harbiden ha. Salata için. Servis hep içeride kaldı. Tabii dışarıda masa açtırırsak. Olacağı buydu. Bak harbiden tavuk şnitzel 10 numara. Bulgur da güzel. Tabakta da zaten yine aynı bu tabaktaki gibi. Aynı salata. Aynen. Şekli. Sosu da aynı gözüküyor. Sosu ne sosu bunun ya? Sosu limonla karışık bir sosa benziyor. Damak tadım verdiği kadarıyla. Sanki bal var, zencefil var. Soralım. Şef. Dankeschön. Was ist das für eine Soße? Honigsenf. Honigsenf. Honigsenf ya. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Bak dedim ya, bal lan hardal. Bu son yüzyılın en güzel soslarından bir tanesi diyebilir miyiz? Kesinlikle. İnan ki gözüm yoktu. Çok güzel. Ama şu pizzayı da soğutmayalım ya. Oh, sese bak. Ulan Özgür, 2 haftadan beri hamur yemiyorum. Biz seninle buluştum. Hamura bastık yine. Şimdi sen bu taraflarda gezdiğimiz için bugün... İnan ki şunlardan bir koysan üstüne. Kombine ben seviyorum olarak zaten. Çok güzel oluyor. Ben en çok pizzanın içine rucola koymasını seviyorum. Roka mı? Roka. Hoppa. Bir türlü gelmedi. Yani iki kişiyi rahat doyduracak şeklinde yani bir porsiyon şnitzel, bir porsiyon da şu focaccia mochi midir nedir? Onu okuruz bir daha. Güzel bir çeşit. Harbiden. Bir de büyük değil. Oh, çay gibisi yok mesela ya. Mesela çocuklarla gelince onlara değişik bir şey sipariş etmek için hep patates yememeleri için çok güzel bir alternatif. Kesinlikle katılıyorum. Neyi unuttuk? Neyi? Üstüne sos var diye yapmadığım için. Çünkü ben şnitzel'i genelde soslu yemiyorum. Hayırdır? Şnitzel'e limon eksik. Harbi balık mı sandın? Almanların adetidir. Şnitzel'e limon. Biliyorsun şnitzel Alman. Alman değil la. Alman. Hayır. Kesinlikle Alman. Hayır. Alman. Hayır. Dünyanın her yerinde şnitzel geçiyor. İddiasına geçerim bak. İddiasına girerim. Bak şu parçayı dene limonlu. Alman değil. Avusturya. Niye şnitzel adı? Wiener Schnitzel. Tamam Vina. Tamam işte. Aa, orası Almanya'ydı eskiden. Alakası yok. Osmanlı döneminde kapılar yan yana yıkana. Yok bir de bizimkiler getirdi oraya. Yok Viyana'nın kapısından döndüğümüz için olamaz. Oo. Harbiden limondan da bir değişik. Evet. Neye benzedi biliyor musun? Balığı paneli kızartırsın ya. Evet. Onun yüzünden yakıştı bak. Evet. Limonu bol koyacağım. Resmen şu an balık tadı gibi geldi bana. Balık yemişim gibi. Schnitzel'in Almanya'da özelliği o işte. Ama schnitzel'i ne etten yapıyorlar? Öz olarak. Onu biliyorum. Öz olarak evde yetiştirilmiş domuz. Bir de evde yetiştirilmiş. Hayır. Başka işi yok. Bir de ayrı bir oda mı tutacaksın hayvana? Yok. Benim bildiğim tavuktan yapılıyor. Bilmediğim bir şey varsa... Tavuktan da yapılmıyor lan. Tavuktan da yapılmıyor. O zaman sucuk gibi kesin attan. Resmen şeyden, kuzudan. Schnitzel. Kuzu muydu lan? Kuzu olamaz abi lan. Ya. Hayır ya. Doh. Abi beyaz et. Hayır. Domuzdan yapmıyorlar. Ciddi diyorum. Domuz demiyorum zaten. İnanki bir Google'e bir baksana bir sor Allah aşkına. Domuz diyor ya. Allah aşkına bir bak. Osmas. Evet, schnitzel. Kalbfleisch. Wow. Neymiş? Niye tavukçular satıyor? Dana değil mi? Süt dana. Tamam işte. Süt danadan yapılıyor hakiki.
Evet, bugüne kadar boş yemişiz. Bak. Sayende. Tövbe tövbe. Sayende. Yok gerçekten ben bilmiyordum onun sütten aslında yapıldığını. Çünkü biz evde şinetili tavuktan yapıyoruz. Öyle. Şu an bir tavuk yılına daha girdik. Ya o değil de harbiden Özgür. Allah kimseyi aç susuz bırakmasın. Amin. Bu dünyada. Şuraya bak. Allah bin bereket versin. Cümlemize. Kesene bereket. Kakaladım şimdi sana bak. Afiyet bal şeker olsun abim. Laf ağızdan çıktı. Ben de arabaya kadar gidip gelin. Gitmene gerek yok. Bulaşık var yeterince. O zaman birazdan seni sürpriz yap Can Tatlıcı'ya geçiyoruz. Ha onu da söyleyebilirim evet. Buyur abicim. Söyleme ya. Söylemeyeceğim. Birazdan görüşürüz orada. Afiyet olsun. Sağ ol. Fiyatlamaya geçelim mi? Geçelim abicim. Bak şu focha mocha var diye. Focaccia evet. Special. Evet. 9.90. Çok iyi. Tavuk şnitzel tabağı. 17.90'mış. Yanlış görmüşüm. Ben 23 küsür sanıyordum ha. Evet. 17.90. Yediğimiz pizza kadar çay içmişiz. Harbiden ha. 4 tane çay. Yani tanesi 2.20'den. Vallahi bereket 8.80. versin. 36.60. Çayın bir kilosu. 2 kişi için inan ki fena değil. Fena değil evet. Evet. Kalitesi iyiydi. Kalitesi süperdi. Harbiden. Kalite... Özellikle benim böyle yerde dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi salatanın nasıl geldiğidir. Çünkü bazıları salatayı direkt tabağa koyuyor evet. Ve bütün yemek sulanıyor. Aynen. Burada özel kapta geldi. Sosu yemeğe karışmasın diye. Servisi de iyiydi bak. Servisi de güzeldi. Ellerine sağlık. Bazı servisçiler surat asık oluyor. Evet. Buradaki neşeli birisi. O yüzden zaten son senelerde Türkiye'den de çok buraya servis anlamda gelen var. Burada garsonluk eksik yapan. Eksik burada ya. Çok eksik. Harbiden eksik ha. Çünkü burada bir servis kültürü yok. Yok yok. Ki söylememiz gereken bir şey de var, detay da var aslında burada. Dünyanın en lüks otellerinin başında da Almanlar var ama servis konusunda aslında. Ha, disiplin olarak evet. Bak disiplin olarak Almanlar tamam ileride ama servis konusunda sıfır. Sıfır. Harbiden eksiye sıfır. De gidebilir aslında. Dondum. Tatlıcı nereye? Tatlıcı. Abi şimdi bir var arabaya binelim. Yer. Tatlıcı var. Yer mi? Tatlı yer. İçin mi? Tatlı için her zaman var. Sonuna geldik herhalde Ercan abi. Geldik ya harbiden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.